Herkese selam arkadaşlar. Bu bölümde oyuna yeni gelen özellik hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Oyuna gelen yeni özellik savaş arenasında gelmiştir. Şimdi girelim bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi taktik diye bir buton geldi. Buraya tıkladığım zaman burada şahmat olarak, yani bu şahmat eksik olarak iki tane. Refakattan geliyor bunlar arkadaşlar. Refakat yapan arkadaşlar gördüğünüz gibi burada. Refakattan gelen, refakatları bitiren arkadaşların sonunda bir tane illa bunlardan veriyor. Bunlar bu işe yarıyor. Şimdi gelelim. Evet, bu şekilde. Taktiğe gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada iki tane olduğu için yüksel dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ninjutsular 40, 40, saldırı 40, HP 40. Şimdi bunu nasıl oluyor? Şimdi burada gördüğünüz gibi hemen buraya geldi. Mesela HP olarak kimim orayı koyabiliriz. Buraya HP olarak koyduğum zaman Kimimura'nın HP'si artı 80 artıyor. Main'imiz bizim saldırı. Saldırı özellikle. Buraya main'imizi saldırı kısmına koyduğumuz zaman main'imizin saldırısı artıyor. Gelelim Daruya ya da Naruto'ya. Naruto'nun ninjutsu. Buraya koyduğumuz zaman bu Naruto'nun ninjutsu artıyor. Burada tabi diğerleri de var. Mesela zıpkınlama eksik diye yazıyor. Kalan 8. Bunu da yükseltebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar bölüm olarak geliyor. Mesela oyun size kolaylık sağlamış. Mesela rock bölümünü direkt seçtiğiniz zaman yeni özellik ilerleyen zamanlarda gelecek. Ninja kısmına. Bu kısmına geldi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela bu arada ne? Irika saldırı, main'imiz saldırı ve aşırmanın saldırısı Asuma'nın ninjutsu daha fazla vuruyor. Daha fazla bir özellik ekleniyor. Pardon. Şimdi gördüğünüz gibi burada yükseltiyor. SG'miz doğal olarak yükseliyor. Savaş arasına geldiğimiz zaman tekrardan. Evet, bunları bir yükseltelim. Mesela taktik meselesini. Mesela burada gördüğünüz gibi kalan 7 yükselt dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi otomatik geçmiyor. Yani bu da arındırma özelliğine sahip. Yani eğer 10'da da geçebilir, 5'te de geçebilir. O artık sizin şansınıza kalmış. Evet, gördüğünüz gibi geçti bu sefer. Bu sefer ne oldu? Zıpkınlama bölüm taktiği. Evet arkadaşlar, HP 280, savunma ve saldırılar. Buralara, bu saldırı kısımlarına bizim karakterimiz, mesela main'imize örnek alalım. Main'imiz bizim saldırı. Saldırı özellikle burada. Evet, gördüğünüz gibi saldırı olduğu için özelliği onun ninja kısmına saldırıya koyduğumuz zaman, evet gördüğünüz gibi buraya bu şekilde ya da buraya herhangi bir yere ilk üç kısmına koyduğunuz zaman saldırısı olarak daha fazla vuruyor. Ve SG veriyor burada her kısım. Yani bu şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi şimdi gelelim tekrar savaşan arasına ve yükseltmeye devam edelim. Taktik 1. Gördüğünüz gibi ondan sonra bu açılmış, bu açılmamış. Şimdi bunlar da açılacak ilerleyen zamanlarda tabii ki de. Şimdi mesela rock, bunu arttıralım. Evet, geçmedi. Geçmedi. Otomatik yaptığınız zaman da artabiliyor. Evet arkadaşlar. Yani mesela bu şekilde otomatik hatırlatma dediğiniz zaman geçerse, geçmezse bu şekilde kalıyor. Veya güneş hareketi kalan 24 mesela. Gördüğünüz otomatik yaptık. Seri seri şekilde. Ve geçmedi. Gördünüz mü? Bunları tabi doğal olarak da marketten de bakalım.
Markete daha gelmemiş arkadaşlar. Markete gelmemiş. Taktik 1, taktik 2, taktik 3. Gördüğünüz gibi burada HP'ler, dirençler, ninjutsular veriyor. Gördüğünüz gibi bakalım bu yükselecek mi? Bu da yükseldi. Çok iyi. Taktik 1, saldırı. Buraya bu dizimde saldırın kısmına saldırı özelliği yüksek olan ninjalar koyarsanız daha iyi saldırısı artıyor ve daha iyi vuruyor. Bu kısmına HP, alttaki karakterin özelliğine göre HP ya da saldırı vesaire bir şekilde yapabiliyorsunuz. Burada hazır koyulmuşlar var bu şekilde. Mesela bunu taktiği seçtirdiğiniz zaman bu taktik kalıyor. Gördüğünüz gibi savunma HP ve saldırıları yüksek. Mesela benim dizilişim bu şekilde olacak diyorum. Savunma olarak bunu koyabilirim. Mesela örnek veriyorum, saldırı olarak bu. Buraya da saldırı olarak bu. Burada ama ne oluyor? Ninjutsu olarak yok. Ve Naruto ninjutsu vuruyor. Ha, o yüzden buraya ninjutsu ya da ama burada saldırı olarak bir ninja koyabilirsin alt kısmında. Evet, gördüğünüz gibi boss kısma. Ya da direnci yüksek olsun diye ya da HP'si yüksek olsun diye mesela kimi burayı koyabilirsiniz. Yani HP'si yüksek olsun diye. Öne. Bu şekilde. Hani dizilişiniz bu şekilde olsun diye. Genelde Lightic Main'ler mesela gelelim. HP olarak HP, HP. Hepsini, bunları da yükseltelim. Ya bunlar olması gerekenler. Bunlar tabi yakında markete gelecek. Büyük bir ihtimalle. Ve daha rahat şekilde ayarlayabilirsiniz. Ya benim tercihim yani saldırı ninjutsu HP taktiğidir. Buraya da evet saldırı ninjutsu olarak koyabilirsiniz. Ya da ne bileyim ninjutsu olarak darıyı var. Onu koyduğun zaman ninjutsu daha fazla vuruyor. Örnek veriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da buraya saldırı ninjası koyduğun zaman saldırı kısımlarına saldırı ninjası özelliği olan ninjaları koyarsanız saldırısı artıyor. HP'sini yükseltmek istediğiniz ninjayı HP özelliğini bu bölüme koyarsanız altlara yazıyor. O şekilde taktik ayarlayıp karakterlerinizi bir nebze olarak da olsa da güçlendiriyor. Refakat yapan arkadaşların çoğu zaten o dediğimiz gibi o kitaplardan, yani refakatin sonunda verilen kitaplardan geliyor. Bu şekilde işte şahmat olsun, zıpkınlanma, rock, güneş harekatı, yel değirmenleri falan. Bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Ona göre de karakterlerinizi işte savunma ise savunma bölgesine koyup savunmasını arttırıyorsunuz. Umarım video yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.